hacmi çok düşük geldi cuma günü. Arda Coşar benim karşımda şimdi Allahçı'dan. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Biraz başladık gizemli ama bugünkü beklentiler almak isteriz sizden. Biraz kararsız bir başlangıç yapmış gibi duruyor Viyop tarafı. Ama ne beklersiniz? Bu noktada cuma günü bir de benim dikkatimi çeken Arda Coşar 14,5 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı. Biz bir süredir bunu görmüyorduk. Buyurun. Tabii iyi haftalar, iyi sabahlar öncelikle. Bugün bakarsak aslında yurt dışında Asya'da pozitif bir görünüm var. ABD vadeliler de çoğu pozitif gözüküyor. Buna mukabil yurt içinde bu sabah itibariyle dolar TL tarafında yukarı yönlü bir hareket var. Bu da Borsa İstanbul'un bir kısım kararsız seyretmesi sebep veriyor. Yani direkt yurt dışına bağlı kalsaydı bugün pozitif bir açılış söz konusu olma ihtimali daha yüksekti. Ancak şu anda dolar TL'deki hareket bunun bir miktar baskılıyor gibi gözüküyor. Ancak zaten geçtiğimiz haftada baktığımız zaman 1100 seviyesinin üzerinde kalmadı Borsa İstanbul. Buradan satış geldi. Burada bu da yani bu direnç seviyesini kıramaması bu hafta içinde de bir miktar daha satış gelme ihtimali olduğunu gösteriyor. Bununla beraber bu hafta içerisinde ben bir miktar satışların devam gelebileceğini düşünüyorum. 1100 seviyesinin üzerine atıp orada tutunmadığı sürece Borsa İstanbul'da zayıf veya yatay negatif yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyorum. O direnç seviyesini aşamadığı için bugün de bir miktar satış Borsa İstanbul tarafında görebiliriz. Pekala, faiz ve dolar tarafında ne bekliyor kurum? Dolar tarafında gelince tabii Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı önemli önlemler vardı. İşte piyasa yapıcı bankalara yaptığı fonlamını ilk önce yarı yarıya kesti, sonra tamamıyla kesti. Haftalık repo faizini kaldırdı. Bu yöntemlerle beraber ortalama fonlama faizini yukarı yönü çekti. Ben bu hafta Merkez Bankası'nın toplantısından bir karar beklemiyorum. Yani sabit kalmasını bekliyorum faizlerin. Daha çok Merkez Bankası'nın geç likitte penceresini devreye alarak ortalama fonlama faizini dolar yönünden yükseltmeyi devam etmesini bekliyorum. Ama şu anda bu hafta içinde yapacağı toplantıda bir faiz arttırımı beklemek şu an için erken diye düşünüyorum. Dolar TL tarafına gelince de dolar TL yukarı yönlü eğilimin devam ettiriyor. Merkez Bankası'nın aldığı kararlar yani dolar TL'deki hareketi tamamıyla engellemese de ivmeyi azalttığı söylenebilir. Ama hala yukarı yönlü eğilimi koruyor. Bugün muhtemelen gün içerisinde 7.40'lı seviyeleri test etmemiz söz konusu olabilir. Hafta içerisinde 7.5 seviyesi test edilebilir diye düşünüyorum. Aşağı yönlü hareketler 7.20 gibi yerler ise piyasa tarafından alış fırsatı olarak kullanabilecek seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Evet, PMI'lar da gelecek cuma. Onunla ilgili de birkaç cümle alalım sizden. Son. Tekrar alabilir miyim soruyu? Sesiniz geldi. Cuma günü Euro bölgesi ve Amerika'dan PMI'lar gelecek öncü. Onlarda beklentiniz nedir? Var mı net bir beklenti? Tabii şöyle söyleyeyim. PMI verileri ekonominin öncü göstergesi olan veriler. Hani Mart, Nisan ve Mayıs ayında bu veriler oldukça kötü geldikten sonra Haziran ve Temmuz'da toparlanmaya başladı bu veriler. Hem Euro bölgesi tarafında hem de ABD tarafında. Yani beklentimiz şu ki hani beklentiden yüksek veya düşük gelebilir veri ama 50'nin üzerinde ve toparlanmaya devam eden, ekonomik toparlanmaya işaret eden verilerin devamını bekliyoruz. Yani yaklaşık 2 aydan bu yana PMI verileri genelde yükseliş eğilimi içinde, aslında bu yükselişi de evet. Mart, Nisan, Mayıs'ta çöküşün toparlanması olarak yorumlamak lazım. Bu sürecin devam etmesini bekliyorum. PMI rakamlarının hem hizmet tarafında hem de imalat tarafında toparlanmaya devam etme işaretini vereceğini düşünüyorum. Arda Coşar, teşekkür ederiz.